Zaten ama Ama bu bu Adana Adana Demirspor. Demirspor'un da o kadar gücü kalmamış. Eski Adana Spor, Adana Adana Demirspor. Demirspor değil. O havada değil. O güçte değil. Kolayını artık maçta Kral zaten Adana Demirspor takımı kalecisinin uzun degajları ile pozisyonlara girmeyi denedi genelde. böyle bir sistem nerede var Yücel? Ne yapsın ki Yani kral? bu Ama Hikmet Hoca maçtan evvel açıklama yaptı. Dedik biz oynamaya çalışacağız. Öyle oyunu da durdurmadılar. Zaten geleceğiz ondan sonrasına da. kesinlikle Yücel, bak iki takım da çok açık oynadı. Çok İki açık takım da oynadı. gol Gol atmak attık. için Evet. oynadı. Yani İki takım da güzel futbol sundu. İki takımın da baktığımız zaman çok sert oynayan yok, çift alan yok. Tesadüf ayağa basılıyor, denk geliyor. Ama iki takımın da oynadığı futbol ne? Apaçık, öyle mi? Evet. Hiç otobüsü çekme yok. Topun arkasına 11 kişiyle durma yok. Yok. Bunlar olmayınca ne oluyor? Bir o kale, bir bu kale. Bir o kale, bir bu Gol, kale. gol. 6 gol Dediğim oluyor. gibi pozisyon var. İkinci yarı 51. dakika. İrfan Can çok akıllı. Duran topu, taçı defans arkasına attı. Edin Dzeko gibi çok üst seviye bir golcü. Gole imza attı. 2-1 oldu. Ligdeki 19. golünü attı ve gol krallığında Icardi'nin önüne geçti. 18'e Icardi var kral. Evet. 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Edin Dzeko. Ne dersin Dzeko'ya? Uzun zamandır gol atamıyor. Skorboard'u değiştiremiyordu. Uzun zamandır da hep oyundan alınıyordu 70. dakikadan sonra. Bu hafta nasıl oldu, İsmail oyundan almadı. Serdar Dursun'u yanına koydu. Dikkat edersen. Çift santr oynadılar. Demek ki oynanıyormuş. Bastuay zaten sakat. Bastuay'a karşı bir krizi mi var anlamış değilim. Bir problem var onu da bilmiyorum ama Edin Dzeko kalite. Edin Dzeko o attığı gol akıl dolu bir gol. Güçle alakalı. Ama İrfan Can'ın hızlı hareket edip tacı çok iyi duran topu atıp çok iyi fake'le adamın arkasına geçip sol ayağın içiyle kalecinin Çok uzanamayacağı iyi. yere çok klas bir vuruşla skoru 2-1 yapıyor. Zaten 2-1 olmasa bu skor gelmez. Bu gol erken atılmazsa Yücel bu 4 de olmazdı. O yüzden yani Edin Dzeko gerçekten büyük bir profesyonel. Gerçekten Fenerbahçe'ye çok katkısı var. Yararlı bir oyuncu. Bence 90 dakika almamak lazım. Ama İsmail Hocam bizim dediğimizin tersini yapacaktır mutlaka. Ben de ona inanıyorum bu konuda. Aferin İsmail Kral. Hocam.